Merhaba. Bugün size enteresan bir öykü anlatacağım. Belki de hiç duymadığınız isimlerden bahsedeceğim. Velican Oduncu. 16 Temmuz 1988'de Gaziantep'te kaldığı cezaevinde şişlenerek öldürüldüğünde 24 yaşındaydı. Ülkücü hareketin içindeydi ve 1978'den itibaren tespit edilen 7 cinayeti vardı. 7 kere idam cezasına çarptırılması icap ederken yaşı küçük diye 39 yıla mahkum olmuştu. Şimdi bir ay geriye gidelim. 18 Haziran 1988 Başbakan Turgut Özal partisinin kongresinde kürsüde konuşurken kurşunların hedefi oldu. Tetikçi Kartal Demira 80 öncesi kamplarda eğitim almış bir ülkücüydü adam öldürmeye teşebbüsten yatarken cezaevinden firar etmiş, birkaç ay hazırlandıktan sonra başbakana suikast girişiminde bulunmuştu. Özal parmağından yaralandı, Demira kıskıvrak yakalandı, Turgut Özal arkasında hangi karanlık güçlerin olduğunu biliyorum dedi ama arkasını getiremedi. Demira 4 yıl sonra tahliye edildi. Suikast girişimi tek başına onun planladığı, tasarladığı ve hayata geçirdiği eylem olarak kayıtlara geçti. Peki bu olayla Velican Oduncu arasındaki bağlantı ne? Anlatayım. Yıllar sonra Velican Oduncu'nun ağabeyi mühim bir iddiada bulundu. Kardeşim Özal'a suikast yapmayı reddedince Kartal Demirağ devreye girdi dedi. Ağabey Tahir Oduncu suikastin kardeşine cezaevi müdürünün odasında görüştüğü bir grup tarafından teklif edildiğini anlattı. Tıpkı Kartal Demirağı ziyaret edenler gibi. Kartal Demirağı da iş adamı Kemal Horzum'un bir adamı ziyaret etmiş, orada da yüklü para transferleri dikkat çekmişti. Yine meclis komisyonuna yansıyan kimi ifadelerde, Kartal Demirağ'ın kongre salonuna silahsız girdiği, suikast silahını oradaki polislerin verdiği bilgisi göze çarpacaktı. Demir belki de öldürülecekti ancak komando eğitimli tetikçinin taklalar atarak hedef şaşırtması buna imkan vermeyecekti. Dönelim Velican Oduncu'ya. Ağabeyi Tahir Oduncu, Özal alnı secdeye giden biri bu yüzden kabul etmedim dediğini ve bu şekilde reddettiğini anlatıyor kardeşinin. Erken tahliye ve yüklü para etkili olmamış belli ki. Suikastten 28 gün sonra iki ülkücü tarafından şişlenerek öldürüldü Velican Oduncu. İşte bu arada flu bir alan var. Ve siz bu flu alanın devletin bilgisi dahilinde olmadığını mı zannediyorsunuz? Özel suikasti yaşanmış ortalık toz dumanken Velican Oduncu cezaevinde rahat durmaz. Hürriyetten bir gazeteci yollanır onunla röportaj yapması için. Hiçbir zaman yayımlanmayacak röportaj ilgili yerlere servis edilir ve ihtimal Velican Oduncu'nun infaz emri öyle çıkar. Röportajda çok şeyi ağzından kaçıran bu boş boğaz susturulmalıdır. Gazetecilerin devlet ya da istihbaratla ilişkisinin tek yöntemi yoktur. Şimdilerde içi fena halde boşaltılan devlet sırrı kavramı tam da böyle durumlarda devreye girer. Haliyle Ertuğrul Özkökün hürriyetten kovulmasıyla kapanan bir dönem yoktur. Bilakis altın çağlarını yaşıyorlar.